Çin'in Wuhan şehrinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan COVID-19 virüsü tüm dünyaya yayıldı. Pandemi kararı sonrası bilim insanları virüsün yayılımını ve etkisini düşürmek amacıyla aşı üretim çalışmalarına başladı. 2020 yılı itibarıyla virüse karşı etkili olan aşılar ülkelere satılmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk önce sağlık çalışanlarının ve öncelikli kişilerin aşılanacağını, normal insanlara ise daha sonra aşı yapılacağını duyurdu. Alanya'da yaşayan insanlara aşı olup olmayacaklarını Alanya Posta Medya adına sorduk ve vatandaşlar birbirinden farklı düşüncelerini aktardı. Cumhurbaşkanımız olun dedi, olacağız yani gönüllü olarak. Arkadaşlar da olacak işte. Yani... Biz olmayı düşünüyoruz tabii ki. İnşallah bir faydasını görürüz yani. Başkanımız da zaten oldu. İnşallah biz de bir faydasını görürüz. Dört gözle bekliyoruz yani hepimiz. Aynen. Aşı olmayı bekliyoruz. Kesinlikle tabii canım. Koskoca ülkemizi yöneten başkanımız olmuş. Biz niye olmayalım ki yani? O kendini riske attıktan sonra biz de atarız. Sıramız geldi mi olacağız. Tamam. Cumhurbaşkanımız olduktan sonra biz olacağız. Evet. Güven var çünkü. Olsam mı olmasam mı bilmiyorum. Kararsızım zaten. Ama tabii ki muhakkak olacağız yani. Bunun kaçarı çıkarı yok. Yani muhakkak olacağız ama şu anda öyle bir şeyim yok yani. Olacağız. Bence olmalıyız. Toplumun sağlığını düşündüğümüz için almamız gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz aşıya karşı? Yani aşı olur musunuz yoksa ön yargılarınız var mı? Hayır, kesinlikle bir ön yargım yok. Olurum, geldiği zaman olurum yani. Herkese hayırlı olsun. Çin'den yayıldı bu şey, hastalık. Çin şimdi piyasaya aşı sürüyor. Bunun demek ki bir altında bir şeyleri yatıyor yani. Ama şu anda da Çin'den gelen aşılar uygulanmaya... Alman aşısını beklerim. Evet. Çünkü ki bu acaba vurulan aşılar Alman aşısı mı yine? Gelmedi diyor ama şimdi kimseye paketleri göstersinler. Çin aşısı mı, Alman aşısı mı? Çin oldu, söyleniyor. Söyleniyor ama yani bunun bir ispatı da görüntülmesi lazım. Ben yani Çin aşısını tercih etmiyorum, Alman aşısını tercih edeceğim. Hem de Türk vatandaşı çünkü şey yaptı, bunu buldu. Onun için de onu tercih ediyorum. Yok, aşı olmayı düşünmüyorum. Neden? Ya sağlıklı olduktan sonra gerek yok diyorlar yani profesörlerin konuşmasına göre, ama mecburi olursa mecburen olacağız. Anladım. Peki Çin'den gelen aşılara güveniniz var mı? Şimdi değerlendirmede her yerde %65-71'di, bizdeki %92. Bu da tereddüt yaratıyor. Ondan dolayı güvenim yok. Tamam. Çin aşısına karşı biraz şüphelerim var. Özellikle kısırlaştırmayla ilgili duyumlar var. Ama yerli aşı tabii biraz da gecikecek. Önümüzdeki Nisan'ı falan düşünülüyor. Onun dağıtımı falan yine sene sonunda bulur. O yüzden yani şu anda başka bir alternatif gözükmüyor. Ya aşı olacaksın ya da uçağa binemeyeceksin, otobüse binemeyeceksin gibi bir sürü, işte resmi kurumlara giremeyeceksin. Belki aşı karnesi çıkartacaklar. Aynen. Ya bu küresel bir oyun. İnşallah dünya çok çabuk buzdan, pandemiden kurtulur diye düşünüyorum. Çin'den gelen aşılar uygulanmaya başlandı. Siz aşı olmayı düşünüyor musunuz? Hayır, asla düşünmüyorum. Çünkü yani ben öyle korona şeyine inanmıyorum. Kesinlikle ben internetten izlediğim şeylerden hiçbirine inanmıyorum. Yani bu sosyal medya olsun, şeyler olsun, partiler olsun, hiçbirine kesinlikle inanmıyorum yani. Ben aşı olmak istemiyorum. Olmadım da bu zamana kadar da. Hiç aşı olmadı mı? Hayır. Kesinlikle yani ben normalde kendi sağlığımı daha iyi düşünen bir insanım. Ben aşı falan olmam yani. Siz de ilerleyen zamanlarda Çin'den gelen koronavirüs aşılarını olmayı düşünür müsünüz? Vallahi önceden düşünmüyordum ama şimdi düşünüyorum. Neden? Çünkü bayağı bir ölen var. Yani benim çok yakınlarımdan değil ama çevremizden ölenleri duyduğum için daha sıcak bakmaya başladım, ama olacağım yani. Olmayı düşünüyorum yani. Herkese de tavsiye ediyorum olmalarını.